Arkadaşlar bugün nasip olursa sizinle beraber mansupluk edatlarından başlayacağız. Ee, geçen hafta mansupluk ve mezunluk alametleri nelerdi? Onu sizinle beraber görmüştük. Bugün de mansupluk edatları nelerdir? Nasip edatları nelerdir? Onu beraber birlikte öğreneceğiz. Tabii ki konumuz muzarifiyin. Tabii ki muzari fiildeki mansupluk edatlarını beraber göreceğiz. Şimdi şuraya özellikle hemen bir muzari fiil diye yazayım. Tamam mı arkadaşlar? Ee, burada tekrar ediyorum. Başlangıç seviyesindeki arkadaşları mağdur etmemek adına e, mümkün olduğu kadar bir hafta durup bir hafta sonra 15 günde bir çekim yapmaya çalışıyorum. Hem ayet hem de konu örneği. Bugün e, mansupluk e, edatlarını bir sonraki haftaya da mezunluk edatları. Mezunluk edatları çok önemli. Özellikle onu da yine kaçırmadan dinlemenizi istiyorum. Şimdi ben konuyu anlatırken genellikle arkadaşlar fiilleri üçe ayırdığımızı söylemiştik. Merfu, mansup ve mezun diye. Şimdi fiilin başına gelen edatlar, muzari fiilin başına gelen edatlar arkadaşlar fiilin üzerinde iki şekilde etki yapar. Biz bugüne kadar sizinle sadece ve sadece şekil bakımından etkisini gördük. Bu etkilerden bir tanesi şekil bakımından etkiydi. Fiil, fiilimizin sonundaki düşenleri, fiilin sonundaki değişiklikleri görmeye çalıştık. Diğer bir tanesi de anlam bakımından etki yapmaktaydı. Şimdi bugün anlam bakımından etki nedir, nasıl olmaktadır? Onu beraber birlikte görmeye çalışacağız. Peki ee, o zaman ilk olarak neyden başlayalım? Mansupluk edatlarından, en edatından başlayalım. Şimdi arkadaşlar, en nedir dedik? E, Nas edatlarındandır. Eni çok iyi kavramanızı ve öğrenmenizi isterim. Çünkü en gerçekten en çok önünüze çıkacak olan edatlardan bir tanesidir. En çok önünüze çıkacak olan edatlardan bir tanesidir. Peki en ne işe yarar? Arkadaşlar mana olarak önüne gelmiş olduğu fiile mak anlamı katar. Yine aynı şekilde uyum ses uyumu içerisinde mek anlamı katar. Yine aynı şekilde mesi mesi e, ses uyumuna uygun bir şekilde ması ve yine mayı meyi şeklinde fiilin sonuna bu şekilde eklerin almasını sağlar. Şimdi özellikle merfu fiil anlatırken dedim ki merfu fiil gerçekten çok özgür bir şekilde yargı ifade eden bir fiildir. Mansup ya da mezun bir fiilde şöyle bir özellik vardır ki özellikle mansup fiilde Artık bir nevi sizin fiiliniz fiillikten çıkıp böyle ya sıfat fiil ya da isime yakın bir anlam içermeye başlamaktadır. Yani e, mansupluk ve mezunluk özellikle mansupluk fiilin üzerinde ciddi bir etki oluşturmaktadır. Şimdi demek ki ben fiilimin sonuna makmek ya da mesiması ya da mayı meyi gibi ekler ekleyeceğim peki bu en edatı muzari fiile geldiğinde neler oluyor, nelerle karşılaşıyoruz? Almış olduğu bu ekin dışında karşımıza çıkan şeyler nelerdir? Öncelikle muzari fiili nasb eder. Burada muzari fiili nasb ederken üzerinde iki tane etki oluşturur. Cümledeki kullanımına, cümlenin akışına bakarak burada kararı siz vereceksiniz. Ya mastarlaştırır arkadaşlar ya da sıfat fiil oluşmasını sağlar. Demek ki muzari fiilin başına geldiğinde muzari fiilin sonunda müfret olanlarda fetayı, oğul olanlarda nunları düşürerek böyle bir şekil etkisi yapıyordu. Ama anlam bakımından da bizim fiilimizin anlamını ya mastarlaştırmakta ya da sıfat fiil oluşmasına sebep olmaktadır. Çünkü cümlenin içerisindeki kullanıma bağlı olarak biz bunun hangisinin olduğunu tespit edeceğiz. Ve Önüne gelmiş olduğu fiilden bir nevi zamanı da kaldırarak isimleştirmiş olur. Yani ya sıfat ya da dediğimiz gibi mastar haline getirmiş olur. Şimdi e, muzari fiili nasip eden edatlar diye söyledik ama dönem dönem önünüze şöyle bir şey de çıkabilir. Mazi fiilinde başına gelebilir arkadaşlar. Mazi fiile geldiğinde etki etmez. Bazen istisna bir durumda mazi fiilin başına da gelebilir ee, ama onun üzerinde etki etmez çünkü mazi fiil mebni fiildir yani e, onun sonunda herhangi bir değişim dönüşüm yapmaz önüne geldiği fiili burası önemlidir şimdi sizinle yine örnek çalışma da yapacağız beraberce arkadaşlar önüne geldiği fiilin cümlesini fiil cümlesini ana cümleye bağlar. Mutlaka ana cümle ile birlikte ne yapar? Bağlantılı bir şekilde çalışmaktadır. Önüne geldiği fiil cümlesinin ana cümleye özellikle merfu fiile bağlar. Şimdi buraya kadar öğrendiklerimizi şöyle bir tekrar edelim bakalım. Şimdi buraya kadar öğrendim şey ne? Diyorum ki en edatı, evet gerçekten çok önemli de bir edatımız. Gördüğünüz gibi en edat arkadaşlar akmek, mayı meyi, mesim masa gibi ses uyumuna uygun bir şekilde fiilin sonuna eklenmesi ve alması gereken eklerdir. Muzari fiili nasip etme özelliğine sahiptir. Hem şekil bakımından hem de anlam bakımından mastarlaştırarak sıfat fiilin oluşmasına yardımcı olmaktadır ve önüne geldiği fiilin zamanını kaldırarak isimleşmesine sebep olur. Biliyorsunuz ki isimle fiilin arasındaki en önemli özellik e, fiilde zamanın ve eylemin oluyor olmasıydı. Ve mazi fiilin başına da dönem dönem gelebilir. Önüne geldiği fiil cümlesini ana cümle yani merfu fiile bağlamak gibi bir özelliği vardır. Ve şunu hiç unutmamalısınız. Adeta müevvel master dediğimiz bir yapı oluşturur. Oluşturmuş olduğu bu yapıyla da ana cümlenin tek bir ögesine karşılık gelir arkadaşlar. Ee, ve şunu özellikle belirtmek istiyorum. En çok kullanılan edattır. Zaten e, en çok çıkanı sırasına göre şimdi size anlatacağım. En çok çıkan en sonra len Kur'an-ı Kerim'de özellikle sonra li ve sonra da likin ya da hatta bunlardan birileri de çıkabilmektedir. Bunlar ara ara çok istisna çıkar ama en çok karşınıza çıkacak olan en, len, bazen li bunlar sırasına göre bu şekilde öğrenmiş olacağız. Şimdi demek ki en çok karşınıza çıkacak olan neymiş arkadaşlar? En edatıymış. Bunu bu şekilde öğrenmiş olduk. Şimdi ben burada en edatının hem sıfatlaştırmasına hem de aynı zamanda mastarlaştırmasına iki tane örnek cümle vereceğim. Bakın nasıl bir anlam değişikliği oluyor fiilimizde. Burada bunu birlikte görme şansına sahip olacağız. Şimdi hemen yazıyorum. Diyorum ki arkadaşlar şöyle şuraya aşağı hemen yazıyorum. Üridu ee, diye yaz. İstiyorum dedim. Sonra benim en önemli ve en çok kullanmış olduğum edatımı buraya getirdim. En diye buraya yazdım. Sonra arkasından Ektubu diyorum. Dersi diye yazacağım arkadaşlar. Dersi diye yazdım şöylece. Burada bu şekilde gelmiş oldu. Şimdi diyorum ki Öridu e en ektu sonra da dersi dedim. İstiyorum neyi? Dersimi yazmak istiyorum diyeceğim. Ben böyle bir anlam oluşturmak istiyorum burada. Şimdi gelin birlikte beraber bakalım. Şurada bakın dikkat ediyor iseniz burada muzari merfu bir fiilim var benim. Ve muzari merfu fiil bizim ana cümlemizdir. Sonra arkasından ne yapıyoruz? Şuraya bir tane mastar getiriyoruz. Müevvel mastar yapacak edat getirdim. Getirmiş olduğum edatla birlikte en bakın dikkat edin benim fiilimin üzerinde bir etki yapması gerekecek. Şekil bakımından etkiye baktım. En ektube gördüğünüz gibi burasını feta yaptı. Normalde ektubu olması gerekirken şekil bakımından böyle bir değişiklik yaptı. En ektube mansup bir fiil oldu. Ve görmüş olduğunuz gibi burası nasvedatlarındandır. Ve benim fiilimin üzerinde etkisini yaptıktan sonra normalde normalde ektubu dediğimde yazıyorum anlamı vardır. Ama ne yapıyorum? Diyorum ki dersimi Yazmak istiyorum. Şimdi yazıyorum ile yazmak, bakın yazmak, mastarlaştırdım. Fiilimin sonuna mak, mek eklerinden bir ek koydum buraya. Ersimi dedim. Yazmak istiyorum. Şuradaki görmüş olduğunuz cümle bizim neyimiz olmuş oldu arkadaşlar? Yan cümlemiz olmuş oldu. Mastarlaşmış olan yan cümle oldu. İşte buradaki en edatının başına gelmiş olduğu fiil cümlesini, fiilin üzerine etki yaptıktan sonra fiil cümlesini müevvel mastar denir. Hani fiilin başına gelir ve burasını mastarlaştırma özelliğine sahiptir. Bunun adına müevvel mastar denilmektedir arkadaşlar. Ben aslında yazmak isteseydim, mastar olarak yazmak isteseydim şu şekilde yazmak gerekiyordu. E, Kitebe fiilin mastarı nedir? Kita beti şeklinde. Mesela nedir? Yazmak istiyorum. Ektubunun mastara çevrilmiş hali şu şekilde olması gerekirdi. Nasıl olacaktı hocam? Kita beti şeklinde kitabeti olması gerekirdi arkadaşlar. Gördünüz mü? Kita beti olacaktı. Üridu kitabeti dersi şeklinde gelmesi gerekiyordu. Biz bizim görmüş olduğumuz metinlerde mastarın tercih edilmesindense mastarın tercih edilmesindense en edatı getirilerek bu şekilde daha güçlü, daha anlamlı hale getirilmiş oluyor. Yani burada dersimi yazmak istiyorum. Bakın fiil olmaktan çıktı artık mastar hale gelmiş olan ne olmuş oldu arkadaşlar? Bir cümle oldu ve bu cümlede gördüğünüz gibi öridü fiiline bağlandı. İstiyorum dersimi yazmak istiyorum şeklinde bir anlam katmış oldu. Bu mastara örnek olarak verebileceğim bir örnektir. Şimdi şurada bir tane de bir tane de neye örnek vermek istiyorum arkadaşlar? Sıfatlaştırmaya örnek vermek istiyorum. Burada diyorum ki yuridu İstiyor. Hemen şuraya yine en edatımı getiriyorum diyorum ki tekrar yeniden dikkat edin. ek T be diyeceğim. Yani burada mastar mı yoksa sıfat mı olduğunu akıştan biz vereceğiz ve ona göre anlam vereceğiz. Dersi şeklinde yazmış oldu. Şimdi ben burada diyorum ki istiyor. Ne istiyor? Dersimi yazmamı istiyor. Bakın ektube yaptım ya yazmamı istiyor. Yazmam anlam budur aslında. Tamam mı arkadaşlar? Buradaki anlam budur. Şimdi gelin analizini beraber yapalım. Yine aynı şekilde burada görmüş olduğunuz burası merfu bir fiil. Aynı zamanda da ana cümledir burası. Burası da ana cümledir. Burada görmüş olduğunuz Yine bizim arkadaşlar nedir? Müevvel, mastar ya da nasf edatıdır. Şimdi fiilimin başına geldi. Gördüğünüz gibi de ektübe şeklinde birini yaptı. Fiilimin üzerinde bir mansupluk oluşturdu. Oluşturmuş olduğu mansuplukla beraber en ektübe dedim ve sonra ders ediyorum. Bakın yine aynı şekilde. istiyor arkadaşlar. Aslında bu istiyorum yukarıda istiyorum. Gördünüz mü? Şimdi bunu ne yapıyorum? Aşağı iniyorum. Dersi mi? Dersi mi diyorum. Bakın mef'ul burası. Yazmamı. Yazmam. Ektube yazmam. Gördünüz mü? Ondan dolayı ne yapıyorum? Yazmamı. Yaz ma yazmam diyorum. Şuraya ı'yı ekliyorum. Yazmamı istiyor dersimi yazmamı istiyor şeklinde getirdi. İşte burada görmüş olduğunuz sıfat fiil haline gelmiştir. Ne gelmiştir? Dersimi yazmamı o istiyor. O dersimi yazmamı istiyor şeklinde anlam kazanmış oldu. Yani dersini yazan sıfatını bana kazandırmış oldu sıfat fiil diyoruz dersimi yazmamı istiyor diyoruz. Şimdi yukarıda şöyle bir açıklama da yaptım. Ana cümlenin de tek ögesine karşılık gelmektedir diye de böyle bir açıklama yapmıştım size. Şimdi yukarıda uridu istiyorum neyi dersimi yazmak istiyorum dediğimizde şu görmüş olduğunuz arkadaşlar şu görmüş olduğunuz sarı ile işaretlediğim yer müevvel mastar üridunun Üridun'un arkadaşlar neyi istiyorum sorusunun cevabı olarak burası meful olur arkadaşlar. Meful. Me Evvel mastar Üridun'un cümle mefulü olur. Üridun'un cümle olarak gelmiş olan mefulüdür. Yine aynı şekilde aşağıda neyi istiyor diyorum dersimi yazmamı istiyor sorusunun karşılığında Yine ben burada gördüğünüz gibi maviden itibaren işaretlediğim sarı ile boyadığım alanı cümlenin yani üridu fiilinin arkadaşlar üridu fiilinin tek bir ögesi yapıyorum. Burası da cümle olarak gelmiş olan mefuldür. Şu biz en edatıyla ilgili aklımızda tutması gereken en önemli şeylerden bir tanesinin muzari fiilin başına geldiği ve nasbet özelliğine sahip olduğu Mastarlaştırdığı ve sıfat fiili oluşturmuş olduğunu bu şekilde öğrenmiş olduk. Ve ana cümleye her zaman bağlanabilecek yapıda da karşınıza çıktığını bilmeniz gerekiyor. En çok kullanılan edattır. Bununla ilgili alabileceğiniz bilgi budur arkadaşlar. Ya karşınıza mastarlaşmış evvel mastar olarak çıkacaktır ya da karşınıza sıfatlaşmış bir fiil olarak çıkacağını bu şekilde bilin ve bu şekilde kavramaya çalışın. Şimdi en çok kullanılanlardan diğer bir tanesi de arkadaşlar, bakın bunu bu şekilde kendinizde kodlayın mutlaka. Len edatıdır. En çok kullanılacaklarda ve en çok kullanılanlardan bir tanesidir. Şimdi burada len edatı ile ilgili şöyle bir açıklama yapayım. Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim'de geçen edatlardandır. Len edatının geçtiği yerde aklınızda kalması gereken en önemli şey şudur. Eğer ki len edatı kullanıldı ise orada bir tekit vardır. Aynı zamanda da oradaki olayın bakın asla mayacak meyecek yani asla yani öyle bir ihtimal dahi yok. Eğer len edatı varsa aklınızdan en ufak şöyle zerre kadar dahi şüphe geçmesin. Yani bahsedilen konu ile ilgili bize bu şekilde bir uyarı vermektedir. Peki len edatının bizim fiilimizin üzerine eklemiş olduğu şeyler nelerdir? Şimdi birinci olarak şunu hemen yazıyorum. Asla, bakın bu çok önemli. Asla meyecek, mayacak arkadaşlar. Ayrıca şu şekilde de bazen anlam katabiliriz. Hiç, kesinlikle mayacak. Kesinlikle ve yine aynı şekilde elbette bir anlamlar katabilir. Yani burada gelecek zamanın olumsuzudur. Ama burada bize bildirmiş olduğu nokta şudur. Asla, elbette, hiç, kesinlikle gibi anlamlar da katmış olduğunu bu şekilde bilmemiz gerekmektedir. Şimdi güzel kardeşlerim, gelin bunun özellikleri nelerdir? Cümlemize neler katar? Bunu beraber birlikte anlamaya, kavramaya çalışalım. Şimdi muzari fiilin başına gelir. Ama bunun şöyle bir özelliği vardır. Hem olumsuz yapar hem de tekit vardır. Tekit lidir diye yazıyoruz. Şimdi bu bilginin altını dolduralım devam edelim. Ee, yine bu da başına gelmiş olduğu muzari fiil arkadaşlar. Şöyle yapalım. Muzari fiili nasp yapma özelliğine sahiptir. Yine bizim başına gelmiş olduğu fiilin muzari fiilin anlam olarak gelecek zamanda anlamlıdır. Demek ki ben len edatını gördüysem asla mayacak, meyecek hiç kesinlikle elbette ve gelecek zamanın olumsuzu olduğunda bu şekilde bilmem gerekiyor. Bakın gelecek zamanın olumsuzu olduğunu bileceğim. Ve önüne geldiği muzari fiili sadece nasbeder, mastar yapma özelliği yoktur. Bunun mastar yapma özelliği yoktur. Bakın bu çok önemlidir. Çünkü bunun zaten bir görevi var. Peki nedir bunun görevi? Gelecek zamanın olumsuzu yapıyor. Yani ona o görev yeterli zaten. Bir de tutup da buna mastar görevi veremezsiniz. Şimdi arkadaşlar hadi gelin beraber e, birlikte buna da bir tane örnek çalışma yapalım. Buna da şunu ekleyeceğim. Bu çok önemli bizim için. Şöyle hemen ekliyorum. Kesin olumsuzluk bildirir. Yani Kur'an-ı Kerim'de bunu gördüğünüz anda şunu bilmeniz gerekir, kesin olumsuzluk bildirir. Yani burada bunu bileceğiz ve aklımızda tutacağız bunu arkadaşlar. Yani burada belirtilen bahsi konu olan şey neyse o konuda bir kesinlik vardır. En ufak bir şüphenizin olmaması gerekir. Bizi bu noktada ne yapıyor uyarmış oluyor. Şimdi burada bir cümle olarak hemen örnek vermek istiyorum. Arkadaşlar bakın şurada yazıyoruz hemen. E, len edatını yazıyor. Bakın len edatını yazdım. Bakın dikkat edin ana cümleye bağlar, mastar yapar böyle bir şey hiç söylemedim. O en edatı için geçerlidir. O ona ait özelliklerdir. Len edatı arkadaşlar devam ediyoruz. Bakın eshebe diyeceğim. Niye eshebe diyorum arkadaşlar? Çünkü benim fiilimin üzerinde bir etki oluşturuyor. Len edatı benim fiilimin üzerinde bir etki oluşturuyor ve benim fiilimin mansup bir fiil olmasını sağlıyor. Sonra mea var ya birlikte beraber. Sonra hemen yazıyorum. Diyorum ki mea ke dedim. Mea dedim. Sonra arkasından zehebe fiilinin kullanılmış olduğu harfi cer iler beyti diyoruz arkadaşlar. İler beyti dedik gördüğünüz gibi. Diyorum ki Diyorum ki meğer ki seninle seninle asla eve gitmeyeceğim. Yani e, artık düşünün eşinize demişsiniz ki hadi gel beni götür demişsiniz. O da böyle biraz ağırdan aldırmış, beklemişsin saatlerce. Ondan sonra adam böyle biraz ağır atak, çok da umursamadan beklemiş. Sen de bekliyorsun. Hadi bir de buna yağmur eklensin. Sonra kırılmışsın, küsmüşsün basmışsın kendin giriyorsun kendi imkanlarında. Şimdi burada adam diyor ki gelip alayım diyor sen de diyor ki asla seninle gitmeyeceğim. Çünkü ben sana çok kırıldım. İşte burada yani onunla hiçbir şekilde o eve gitmeyeceğini sadece kendi imkanlarınla gideceğini belirtiyorsun. Bu şekilde aklınıza kalsın. Len eshebe ilel beyti diyorsun ki seninle seninle asla eve gitmeyeceğim diyorsun. Şimdi buradaki len gördüğün gibi fiilimizi mansup hale getirdi. meki bizim zaten cer mecrurumuz. İlel beyti de yine aynı şekilde bir cümle yapısına uygun bir şekilde gelmiş oldu. Seninle asla eve gitmeyeceğim diyoruz. Gördünüz mü? Bu şekilde ne yapmış oldum? Yazımızı tamamlamış oldum. Len edatı asla mayacak mayacak şeklinde buraya bir anlam katmış durumdadır. İşte aslında es he bu şeklinde gelseydi gidiyorum anlamına gelecekti. Ama başına almış olduğu edatla beraber asla gitmeyeceğim şeklinde bir anlam kazanmış oldu burada. Şimdi gelelim üçüncü edatımıza. Biz bu edatı anlatırken genelde arkadaşlarım biraz kafası karışıyor. E şöyle diyorlar. Hocam diyorlar. E, li harfi ceri fiilin başına gelmezdi. Siz bize öğretirken harfi cerler fiilin başına gelmezdi diye öğretmiştiniz. Burada acaba kural dinliyor mu? Hayır kural dinlenmiyor arkadaşlar. Burada şunu her zaman unutmayacaksınız. ile mutlaka e, bu edatın arasında bir en gizli edatı vardır. için aslında direkt başa gelmemektedir. En gizli edatının orada her zaman olduğunu da bilmek zorundasınız. Şimdi yazdığım zaman ne demek istediğimi çok daha iyi bir şekilde anlayacaksınız. Şimdi bakın bu bu edat da yine aynı şekilde mak anlamını veriyor. Mek anlamını veriyor. Ama tek başına değil. Arada en edatı var. Gizli bir en edatı var. Hatta şöyle şuraya yazalım. Burada gizli bir en edatı vardır. Sonra yine aynı şekilde mak için mek için. Bakın o zaman söylediğimi doğrulamış oluyorum. Diyorum ki mak için he sonra nokta nokta mek için. Mak için mek için dedik. Sonra devam ediyorum arkadaşlar. Ması mesi için gördünüz mü? Ması mesi için yine aynı şekilde bu anlamı katmakta Bazen de sin, sun, sun diye gibi sin diye sun diye gibi anlamları katmaktadır. Tamam mı arkadaşlar? Sin, sun gibi diye anlamlarını katmaktadır. Bu şekilde anlamlar katmaktadır fiile. İşte biz biz burada şunu bilmeliyiz. Sebep bildiren la mul talil denir buna. Bu şekilde anlam var. Yani bir sebep bildir. Ne içinliğini bildirmiş olur. Ne içinliğini Burada da çoğunlukla bunun gelmiş olduğu mefulde mefulün eclihtir. O şekilde de bilgi bulunmaktadır. Peki bu nereye geliyor? Bu kime geliyor? Neyin başına geliyor? Hemen birlikte bunun da analizini yapalım arkadaşlar. Şimdi bu da yine aynı şekilde muzari fiilin önüne geldiğinde kendisinden sonraki gelen kısmın öncekine sebep teşkil ettiğini anlatır. Yani böyle bir özelliği vardır. Burada da yine aynı şekilde kendisinden sonraki kısma sebep teşkil ettiğini anlatmaktadır. Burada bir nevi sebep var bize. Bir sebep bildirmektedir bunun başına geldiği yer. O zaman hemen yazıyoruz. Diyoruz ki muzari fiilin önüne geldiğinde kendisinden sonra gelen kısım öncekine sebep teşkil eder. Peki devam ediyorum. Bu edat muzari fiili açık veya gizli bir en ile nasbeder ve mastarlaştırma özelliğine sahiptir. Yazalım. Hatta renkli bir kalemimizle de şöyle de daire içine alalım. Gizli bir en ile ne yapar arkadaşlar? Nasbeder. Açıkçası kendi başına çok güçlü değildir. Ondan dolayı da aslında gizli bir en ile el ele beraber çalışmaktadır. Hatta mastarlaştırma özelliğini de sahiptir. Gördüğünüz gibi aynı zamanda da nedir? Sebep bildirmektedir. Lam talil lamdan sonra gelen meful li eclih olur. Yani bu li'den sonraki gelen şey nedir? O kalıp olarak öge olarak mefulün li eclih olur diyebiliriz. Devam ediyorum. Li'den sonra karşınıza çıkacak olan edatlardan bir tanesi de yine aynı şekilde sebep bildiren arkadaşlar hatta vardır. Bunlar çok fazla kullanılmaz arkadaşlar. Karşınıza çoğunlukla en, sonra len, sonra da li ve hatta. Şimdi burada da burada da şöyle söyleyelim. İnceye kadar, nihayet, sonunda, için, sebebiyle, den dolayı, ta ki, medikçe, madıkça, e kadar gibi. Bu şekilde anlamlar katmaktadır. Ben bunları buraya yazacağım. Önceye kadar en çok verilen anlamdır. E, nihayet, sonunda e, ve e, için sebebiyle e, gibi anlamlar katmaktadır arkadaşlar. Hatta e, madıkça, medikçe gibi de e, anlamlar ilave edebilirsiniz. Madıkça, medikçe gibi anlamlar da ilave edebilirsiniz. Bunlar vardır ama çoğunlukla ve çoğunlukla. Sizin aklınızda kalması gereken alan şudur. Önceye kadar, önceye kadar biz çoğunlukla bu anlamı buraya vermekteyiz. Bu da yine aynı şekilde arkadaşlar. Bu da aynı şekilde sebep edatı olarak bilinir. Bu da yine sebep sebep edatı olarak bilinen edatlardan bir tanesidir. Peki şimdi bununla ilgili alacağım bilgi nedir? Bununla ilgili e, alacağımız bilgi şu arkadaşlar. Muzari fiilin Yine bunun da başında sanki böyle bir gizli en varmış gibi kabul edin. Çünkü burası da önemli. Bu da yine gizli bir enle çalışır. Çok güçlü edatlar değiller bunlar. Bunların başı e, kendinden sonra çünkü kısmen bu da bir harficerdir. E, bu edatın yine önünde bir tane ne göreceksiniz? Gizli en vardır. Muzari fiili gizli en ile nasbeder. Aslında bunun kendi başına nasbetme özelliği pek yok. Ama muzari fiili gizli en ile nasf eder. Muzari fiilin olumlu gelecek zamanını ifade eder. Bu kadar bilgi yeterli mi bizim için? Yeterli arkadaşlar. Yani burada da yine edattan öncesi, edattan sonrası sebebi olarak bildirilmektedir. Son olarak sizinle paylaşacağım bir edatım daha var. Onu da paylaşacağım. Geçeceğim. Niye örnek vermedin hocam diye soracak olursanız Şundan dolayı vermedim. Çünkü bunu biraz sonra ayetler çok güzel bir şekilde örnekler var. Onları sizinle birlikte çözüp yine onların da yüklenmesine yardımcı olacağız. Şimdi li, k ya da k. Bu da yine sebep bildirir arkadaşlar. Fark ettiyseniz li'den itibaren li hatta li, k ya da li bunların üçü de sebep bildirmektedir. Ee, bunun içindeki sadece hatta önceye kadar olumlu gelecek zamanı bildirmektedir diğeri ise normal sebep olarak bizim bilmemiz gereken bilgidir. Şimdi burada da sebep bildirir arkadaşlar. Bunu şöyle yazıyorum. Mak için mak için ya da mek için. Bakın mak için ya da mek için diyoruz. Sonra şeklinde tercüme edilir. Bakın şeklinde çeviri yapılır tamam mı arkadaşlar? Burada bilmeniz gereken şey şu. Bu da yine sebep bildirir arkadaşlar. Muzari fiilin önüne gelir ama mastarlaştırma özelliğine sahiptir. Yani burada sizin bilmeniz gereken en önemli bilgi bence en önemli bilgi şu arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz şahsen ben kendi adıma size söyleyeyim. En çok bilgi sahibi olmanız gereken edat hangisidir? En edatıdır. Bunu çok iyi kavrayıp yerli yerine oturtmanız gerekmektedir. Bununla birlikte Len edatı, sonra onun arkasından da Li edatı bunları öğrenmeniz gerekmektedir. Zira burada diğerleri çok fazla çıkan değildir. Sadece bir bilgi sahibi olun, sadece hani öğrenin ama karşınıza çıktığında da zorlanmadan yapabileceğiniz şeyler olsun bu şekilde. Şimdi ben yayına konduğu zaman bu derslerin keyifle size yine kalan derslerimizin de anlatılması bizim de motive olmamız için şöyle güzel beğeniler, yorumlar yaparsanız. Beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Çünkü bu derslerin kaydı benim için çok ekstra bir zaman olarak kaybetmiş oluyorum. Ben şimdi anlatmış olduğum konuyla ilgili ayet çözümleri yapacağım. Kaydımı durduracağım. Ayet çözümlerini yapacağım. Birlikte onu da yine kaydını alalım arkadaşlar.